Tekrar sabah keyfinden merhaba, günaydın. Yanımda Kemal Başar var. Hoş geldiniz. Benim için çok heyecanlı bir program olacak. Çünkü tiyatro konuşacağımız bir program olacak ağırlıkta. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok iyiyim. Siz? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Diyorum ya, biraz heyecanlıyım. Çünkü hani karşımda bir üstadla oturmak. Estağfurullah. Benim için gerçekten çok önemli. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. İlk başta ben tiyatrodan başlamak istiyorum. Buyurun. Hani Beşiktaş'ı biraz daha ilerleyen saatlere atalım. Tiyatro sizin için ne demek? İlk onunla başlayalım çünkü içeride biraz sizden fırça yedim. Ben yok sanatçı canım, değil ben tiyatrocuyum dediniz. Tiyatro sizin için ne demek? Ben ilk başta onu öğrenmek istiyorum. İnsanın kendine sanatçı dememesi lazım. Çok ayıp bir şey. Sanat bizim için çok yüksek, yüce bir noktada. O noktaya erişebilir miyiz, erişemez miyiz? Onun çabasındayız elbette ama insanın kendine sanatçı demesi bana çok ayıp geliyor. Evet, devlet tiyatrosundayım 27 senedir ama bir devlet tiyatrosu sanatçısı değilim. Devlet tiyatrosunda tiyatro yapıyorum, yönetmenlik yapıyorum. Tiyatro benim için böyle genel anlamıyla böyle size çok büyük bir cümle gibi gelebilir ama tiyatro benim için gerçekten bir yaşam biçimi. Tiyatroyu yaşamdan çoğu zaman daha gerçek görüyorum. Çünkü varoluşu düşündüğünüzde, ölümü düşündüğünüzde pek çok bulamadığınız, sizin için bir giz olan şeylerin yanında ve hayattaki sahtelikleri, insanların kalkanlarını, birbirlerine yalandan davranışlarını gördükten sonra tiyatro sahnesi tamamen gerçeklik, tamamen namus ister. Tiyatro bana hep içinde olduğum için 24 saat uyanıp bir projemle ilgili düşünürüm. Hayatta her şeyde kendimi gözlerim, oyunculuk yaptığım zaman şimdiki o duygularımı seyretmek isterim kendimde. Tiyatro sahnesinde her şeyin çok daha gerçek olduğunu görüyorum. Onun için de tiyatro benim için kesinlikle bir yaşam biçimi, hiç abartısız. Ya bir yaşam biçimini bu kadar güzel anlatan ve bu kadar güzel yorumlayan ve tiyatronun bu kadar güzel bir şey olduğunu bana tekrar hatırlattınız. Gerçeklik diyorsunuz. Tiyatro kendi içinde insanların sahte olamayacağı bir gerçeklik bu durumda, öyle mi? Kesinlikle. Oyunculuk da odur zaten. Oyunculuk da yanlış algılanır. Başkalarını taklit, durumları taklit. Mesela daha çok film yapımcıları, tiyatro yapımcıları reklam olsun diye oyunculara şöyle şeyler söyletirler. Ben fahişe oynamak için bir hafta bilmem nerenin genel evinde yaşadım. Ya da Robert De Niro Taksi Şoförü filmini çevirmek için New York'ta bir ay taksicilik yaptı. Zaten yapmasına imkan yok. Çeşitli ruhsatlar gerekir, bir şey gerekir falan. Gözlemler empati kurabilmek için, insanları anlayabilmek için yapılır gözlem. Oyunculuğun taklitle hiçbir ilgisi yoktur. Kendi içinizden o rolün bir karakter özelliği vardır. Ancak çelişkileriyle birlikte insanoğlu çelişkilidir. Mesela Shakespeare neden değerlidir bizim için? Şiirden falan değil, şiir çevrildiği zaman şiir özelliğini yitirir. Shakespeare'in özelliği karakterlerdeki çelişkilerdir. O çelişkiler evrensel yapar. Siz hem iyisinizdir hem kötüsünüzdür ben de. Hem namusluyumdur hem kendime sakladığım kim bilir ne namussuzluklarım vardır. Bir şey çalmayan kimse yoktur. En kötü çocukken bir kalem çalmışsınızdır bir yerden. Değil mi? Bir yerden. Olabilir. Evet, bir kafede oturursunuz gazeteyi alır gidersiniz falan. Yani bu tip şeyler. Şimdi biz çok mu namusluyuz? Tek yönüne tiyatroda da sinemada da gerçek sinema ve gerçek tiyatroda oyuncu bir karakterin tek yönüne saplanıp kalmaz. O çelişkilerdir oyuncuyu oyuncuyu yapan ve tamamen kendi içinizden çıkararak kendi deneyimlerinizle oynarsınız. Yoksa dünyada sadece bir tane Hamlet yapılırdı. Oysa ki şimdi herhalde 500 Hamlet prodüksiyonu vardır dünyada. Doğru. O oyuncuları merak ettiğimiz için. En iyi oyuncular sokakta görürsünüz. Gider biri Ayşenil Şamlıoğlu'nun, Sumru Yavrucuğ'un, Şener Şen'in. Değil mi? Boynuna sarılı verir. Sanki evet. Onun kardeşiymiş, amcasıymış bir şey gibi. Neden? Çünkü onlar içlerinden kendilerine bütün samimiyetleriyle verirler. Onlar büyük oyunculardır. Çetin Tekin doğru düşünün şimdi. Bülent Emin Yarar'ı düşünün. Reha Özcan'ı düşünün. Değil mi? Gerçekten. Bunlar Erkan Can'ı düşünün. Onlar kendileridir. Demek ki oyuncunun kendi olması lazım. Bir şey daha var. Tanrı her bir insanı eşsiz yaratmış değil mi? İkizler, üçüzler bile birbirine benzemez. Sadece görüntü olarak değil. Pek çok parametre vardır duygular açısından. O zaman sahnedeki insanlar neden birbirine benzer?
herkesin eşsiz olması gerekir sahnede. Bunun da yolu kendiniz olmaktan geçer. Asıl zorluk oradadır. Sahnede kendin olmak. Bir de şöyle bir durum var. Bir oyuncu için, yani ben oyunculuk hevesim olduğu dönemlerde ki hala çok severim. Şey gelirdi bana, hayatta olamadığım her şeyi aslında o tiyatro sahnesinde oluyorum gibi hissederdim. Ki gerçekten onu yaşıyorsun ve ona bürünüyorsun. Bir yönetmen olarak da aynı zamanda oyuncu olarak da sizin için. Hani hem insanları kontrol etme, insanlara yeni hayatlar verme. Bir sanki kuklalarınız elinizdeymiş gibi onlara bir şeyleri yönlendirme. Çocuklarınız gibi aslında oyuncularınız. Hem de oyunculuk yönünü bildiğiniz için durumu, kendinizde ne yapmak istediğinizi görüp onları yönlendirme durumu vardır. Peki bir yönetmen olmak mı daha zor, bir oyuncu olmak mı daha zor? İkisi tamamen birbirinden ayrı işler. Söylediklerinin hepsi doğru, biri hariç. Oyuncularım benim kuklalarım değil. ben bir yaşam kurarım yönetmenken. Oyuncuyken de o yaşamı kuran yönetmene soru bile sormam. Ne isterse onu yaparım. Çünkü yönetmen en dangalağı da olsa sonunda yaptığını yaptıracaktır, istediğini yaptıracaktır. Zaman kaybına gerek yok. Tiyatrodaki yaşamı yönetmen kurar. Oyunun kuralı böyledir bütün dünyada. Onun kurduğu yaşama uymak gerekir ancak kişilikli bir şekilde. Siz kendinizi var edeceksiniz. Yönetmeni götürün kendi yolunuza getirdiğinizle. Tiyatro öyle bir şey dünyada. Bizdeki kötü örneklerine bakarak tiyatro budur diye kafamızda bir kalıp oluşmasın. Evet, bir açıklamanızda söylemişsiniz. Türkiye'de, bizim ülkemizde oyuncular yönetmeni değil kendi istediğini yapmaya çalışıyor. Hani yönetmeni dinlememeye çalışıyor ama benim olduğum yerde bunu yapamazlar demişsiniz. Oyuncular Türkiye'de çok mu diretken bu konuda? Hani biz bunu yaparız. Böyle bir problem. Şimdi ben faşist bir adam değilim. Benim olduğum yerde yapamazlar falan demedim. Yok, öyle yapıyorlar. Değil, hani... Yapıyorlar zaten. Şimdi burada Avrupa'da çok oyun yönettim. Pek çok müzikaller, Shakespeare'ler, pek çok örgütün, tiyatro örgütünün üyesiyim Avrupa'da. 20 seneye yakındır şu anda Avrupa'nın bütün yönetmenleri, dramaturgları önde gelen, biz hepimiz arkadaşız. Çeşitli ağ içinde tiyatro konuşuyoruz. Orada tiyatro yapıyorum. Ayıran en önemli özellik bizim Doğu tiyatrosunun, sadece Türkiye değil. Mesela Romanya'da da hafif esintileri var. Ancak Romanya bir Avrupa tiyatrosu, geleneği olan bir tiyatro. En önemli ayıran özellik görev tanımlarının bizde belli olması, olmaması. Yönetmenlik ve oyunculuk apayrı işler. Bizde yönetmen öğretmenliğe soyunuyor. Oysaki oyuncu ne yapacağını bilir. Oyuncu kesinlikle yönetmenliğe soyunuyor. Aslında bunlar hep eksiklik göstergesidir. Mesela bir oyuncu sultası var Türk tiyatrosunda. Teknik elemanlara kötü davranılıyor. Onlardan mesela çay isteniyor falan. İsteyemezsin kardeşim. O da senden ister. Çalışırken herkesin görevi belli olmalıdır. Her meslekte böyle. Sadece tiyatroda değil. O zaman zaman kaybetmezsin. O zaman bir şeye fokuslanırsın ve gerçekten tiyatro yaparsın. Öbür türlü herkes eksikliğini gösterirse, biz de biliyorsunuz sokağa çıkın, en çalışma saatinde çıkın İstiklal Caddesi'ne görün, yürüyemezsiniz kalabalıkta. O insanlara sorun, herkes her şeyi yapar. İki şeyi yaparlar, bir herkes futbolcudur, iki herkes tiyatrocudur. Doğru. Yani ilkokulda kelebek rontu yapmış insan ben de tiyatro yaptım diye çıkar. Tamam, mahallede futbol oynamış ya da kazara bir üçüncü kümede bir yerde işte bir torpil olmuş da falan orada yedek kulübesinde oturmuş ben de futbol oynadım. Doğru. Tamam, herkes futbol ve tiyatro konusundaki görüşlerini arsızca söyler. Oysa ki bunların hepsini bilen insanlar yapar. Bunlar profesyonel mesleklerdir. Siz oyunlarınızda mesela değişiklik olsun diye, ben sokakta gördünüz birine, ben bunda yetenek gördüm, ben bunu yoğururum dediğiniz insanlar oluyor mu? Çok. Yani yeni yeni insanları da keşfediyorsunuz. Çok. Tiyatro eğitimi en baba yiğidi 9 aydır. 9 ayın üstü öğretmen anılarını anlatmaya başlar, taklit etmeye çalıştırır. Gerçekten öyle, bir takım teknikler en fazla 9 aydır. Şimdi kapitalizm öyle bir bastı ki dünyayı. Çeşitli isimler, ya şimdi isimlerini vermeyeyim, kimseyi kötülemek istemem. Asıl olan Stanislavski öğretisidir. Pek Eric çok, Morris'ten falan bahsediyorsunuz herhalde. İsim vermek istemiyorum. Onların hepsi, ben de bir eğitmenim. Ben o tip yollara sapmak istemiyorum.
Stanislavski yöntemini allayıp pullayıp bu Stanislavski yöntemidir kardeşim. Artık Grotowski'nin felsefi yanından da beslendim. Böyle bir şey yaptım demiyor bunların hiçbiri. Bunlar şöyle çıkıyorlar. Şu ünlü televizyon starının eğitmeni bendim. Bu sinema yıldızıyla bir iki tane bira içerken şey falan fotoğraf. İşte bir kaplama bir şey. İnsanların psikolojik olarak bozacak kadar şeyle, bir de buralarda büyük paralar kazanıyorlar bunlar. Hı hı. Önce marka oluyorlar. Onun yaptığı işten imajı daha önemli hale geliyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Bugün imaj, tanıtım yapılan işin kendinden daha önemli hale geldi. Doğru. İlkel mallar satılıyor şeye. Sadece tanıtım ve imajla. Şimdi bunu, bu çağın gereğini çok iyi kullanıp bir takım insanlar bu tip kaplamalarla insanları aldatıyorlar. Senelerce tiyatro eğitiminin hiç gereği yoktur. Diksiyon eğitimi 3 ay yeter. Diksiyon tiyatro için olmazsa olmaz bir gereklilik değildir. Bir takım kalıplar var. Yani çünkü diksiyon dersinden insanlar çok para kazanıyor. Diksiyon kitabı 1941 yılında Türkiye'de yazılmıştır. Diksiyonun ve fonetiğin kuralları Almanlar tarafından belirlenmiştir. Peki kardeşim, tiyatro kürsüleri var. Devlet tiyatroları 1941'den beri çalışıyor. Devlet tiyatroları neden kuruldu? Çağdaş Türk tiyatrosu diye bir üslubu, dil tarih tiyatro kürsüsüyle birlikte dünyadaki ilk örneklerinden biridir dil tarihin tiyatro kürsüsü. Birlikte biri teorisini öbürü pratiğini yapıp çağdaş Türk üslubu diye bir şeyi dünyaya göstermek için kuruldu. 2015'teyiz. Bugün çıkın Avrupa'ya, Türk tiyatro üslubu diye bir şey yoktur. O zaman devlet tiyatroları görevini yapmış mıdır? Hayır. Dil tarih tiyatro kürsüsü onları cahillik ve ilkellikle suçlar. Devlet tiyatrosu onları snoplukla suçlar. Onlar oyuncu olmaya yeltenir. Bunlar oyun yazmaya yeltenir falan. Hayır, herkesin görevi ayrı. Bakın geldik 2015'e. Tam Türk usulü bu. Şimdi buradan baktığınızda görev tanımlarının belli olmaması, Türk tiyatrosu diye bir şeyin olmaması yok. Münferit çabalardan başka. İşte bu yönetmeni Mehmet Ulusoy'u tamamen ayırıyorum. Mehmet Ulusoy dünyanın en büyük yönetmenlerinden biriydi. Türkiye'ye geldi. Biz Reha Özcan benim çok çok yakın arkadaşımdır. Hep aynı şeyi düşünürüz. Kahrından öldüğünü düşünürüz. Adamcağız 2 senede kanser olup öldü. Fransa'da ciltler kitaplar yazılmış. Mehmet Ulusoy dediğinizde Avrupa'da durur her şey. Bu adam geldi, provada bize küfrediyor. O bir falan filan. Bu adam büyük adam. Burası devlet tiyatrosu kardeşim. Şehir tiyatrosunda 2 oyun yönettim. Rica ile yönettim. Romanya'da 3 tane en iyi yönetmen ödülü aldığım Romeo ve Juliet'i, oranın en büyük oyuncularıyla bir National Theater'da yaptığım oyunun röprizini, tekrarını yaptım şehir tiyatrolarında. Oyun 4. senesinde yeni bir sanat yönetmeni geldi. Bence erotizm var oyunda diye Romeo ve Juliet birdenbire kalktı. Efendim Juliet rolünü oynayan tiyatrodan ayrılıyormuş da falan. Yenisini koyarız. Full bir Shakespeare görülmemiştir. 4 sene kapalı gişe giden bir oyundan bahsediyorum size. Benim Romeo Juliet'im falan değil. Seyircinin Romeo Juliet'i, o halkın. Halkın parasıyla devam eden kurumlar bunlar. Şimdi ben onların yönetmenlerine benzemem. Önce telefon ettim. Telefonuma çıkmayınca bir basın bildirisi yazdım. O halkın parasıyla yapılmış şeye erotizm var diye kaldıramazsınız dedim. Orada oynayan Çığ diye bir oyunum daha vardı. O da 3. sezonuna girmişti. Oyuncuları son derece mutlu. Hepsi çok iyi dostlarımdır hala. Çığ kaldırdı cevap olarak. Çığ da kaldırdı. Ve tiyatro çarşısında ve çeşitli mekanizmalar vardır bizde. Her şeyde olduğu gibi bir tiyatro mafyası da vardır. Onlardan gık yok. Ben şehir tiyatrolarında ve devlet tiyatrolarında oyun yönetmeyi bıraktım. Sadece ilkelerim gereği. Görev tanımlarının belli olmadığı, bu benim için çok üzüntü vericidir. Çünkü öyle büyük değil. Prodüksiyonlar yapamıyorum ülkemde. Hı-hı. Çıkıyorum, Drakula'nın kalesinde Hamlet yapıyorum, Maya Morgenstern'le falan, Hollywood yıldızlarıyla. Ciddi paralar da alıyorum. Ün kazanıyorum Avrupa'da. Ülkemde kozama çekildim.
Bu ödenekli tiyatroların hiçbirinde tiyatro yapmıyorum. Çünkü herkes her şeyi bildiğini düşünüyor. Hayır, her şeyi erbabına bırakmak lazım. Oyuncunun sadece oyunculuk yapması lazım. Tasarımcının tasarımcılık ve herkesin yönetmeni dinlemesi lazım. Ne diyor diye. Herkesin fikri var. Bu fikir, çok değerli fikirler de olabilir. Ama kardeşim belki benim de bir fikrim var. Doğru söylüyorsunuz. Yani ve bu sizi etkiler bir yönetmen olarak. Çünkü bu hırçınlaşıyorum. Kadar... Doğru. Şimdi hırçınlaşıyorum. Doğru. Ben bir Beşiktaşlıyım. şimdi ben böyle bir snob, sanat, manat falan böyle değilim. Ben sokaktan geldim. Ben bir halk adamıyım. Hırçınlaşıyorum. Karşında o şimdi böyle bir sanatçı pozu falan filan ben hayatım boyunca yapmadım. Döverim. Tamam mı? Yani bu sefer şey oluyor, hırçınlaşıyorum. İşte şimdi bu o yönetmenlikle bu işte yönetmenlikle olay. Buluşunca o ne oluyor biliyor musunuz? Sanki yönetmenlik titrinizi kullanarak insanlara kabalık yapıyormuşsunuz gibi oluyor. Kabalaşıyorum. Şimdi bu benim karakterim değil aslında. Ben kaba bir insan olmayı hiçbir zaman tercih etmem. Ama yaptırmak için bu sefer ne oluyor? İlkelleşmiş oluyorum. Hı hı. Niye yapayım kardeşim? Ne haliniz varsa görün. Şimdi tiyatro keyfinde, tiyatromun adı tiyatro keyfi. Neden tiyatro keyfi? Keyif almadığım hiçbir şey yapmıyorum. 52 yaşındayım kardeşim. Keyif almadığım işi yapmam. Benim gibi keyif alan, tiyatrodan bunu bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrencilerim ve büyük sanatçılar, genellikle de Beşiktaşlıdır bunlar. Yani Reha Özcan, Hakkı Ergök, Devrim Evin... Tamer abi saymıyorum. Aramızdaki Fenerbahçeliydi Tamer Levent. Onu saymıyorum. Nilüfer Açıkalın ve bizim genç kadromuz falan. Beşiktaşlılar arasından seçmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Onlar Beşiktaşlı çıkıyor. İçten insanlar hep Beşiktaşlı çıkıyor. Onlar Beşiktaşlı çıkıyor. Ne yapayım? Ve çok keyif alarak bizim teknik kadromuz falan hepimiz dekorları taşıyoruz, birlikte eğleniyoruz, yiyoruz, içiyoruz falan. Böyle bir aile ortamı kurdukça bunların hepsi paradan, puldan falan filan çok önemli. Hı hı. Huzur içinde tiyatro yapıyoruz ve bir de seyirci de bizi kucaklıyor. Yani Rain Man'den başlayarak seyircinin etkili bulduğu oyunlar yaptık. Tabii. Ben de onlardan biriyim. Çok teşekkür ederim. Yani bunların hepsi de Türkiye'de ilktir. Bizim ilkelerimiz var tiyatro keyfinin. Mutlaka minimalist rejiler yapılır. İlla ki ben yöneteceğim oyunları diye bir şey yok. İki ayrı yönetmen de çalıştı. Bizde Tayfun Dinçer Öykülerden oyunları yönetti. Emrah Serbest'in yazarımız da Beşiktaşlıdır. Emrah kardeşimin... Güzel ortam. Belli neden sevdiğim bu kadar. Öykülerden oyunlarını Tayfun Dinçer yönetti. Hakkıyla ben oynuyoruz. Mesela tamamen Beşiktaş oyunu. Ve ya çok mutlu, 17 senedir oynamıyordum ben. Çok mutlu olarak oynadığımız bir oyun. Rain Man'le başladık. Sonra Shakespeare'in bütün eserleri hafif kısaltılmış. The Complete Works of Shakespeare Abridged oyunu Londra'da seyrettim. Hı-hı. Hemen oyunu aldım, çevirttim. 11 senedir kapalı gişe oynuyor burada. Biz de fena olmayan sayıda bir seyirciye ulaştık. Benim öğrencilerim oynuyor ve hepsi... En iyi oyuncu ödülleri aldılar. Acayip gururluyum. Ya inanılmaz. Yani ben de izleyen biri olarak söyleyeyim. Hatta bu sezon da devam edecek diye biliyorum, değil mi? Bu Shakespeare'in bütün eserleri hafif kısaltılmışın provasında ben onlara söyledim. Tiyatro keyfi yaşadıkça bu oyunun yaşadığını, hı-hı, göreceksiniz, evet, dedim. Yani şöyle, mutlaka gidin, mutlaka görün. Çünkü gerçekten hayatınızda her şeyden uzaklaştığınız bir iki saat. Benim hani biz kız arkadaşlarımla gittik. Oturduk ve hani bitmesin diye izlediğimiz. Çünkü bazı oyunlarda bir noktada kopabiliyor insan. Hiç kopmadan pür dikkat izlediğimiz çok nadir ve çok güzel bir oyun. Hani size tebriklerimizin bunu iyi ki getirmişsiniz mi diyeyim. Hep beraber yaptık. Çok teşekkür ederim. Yani hem çocuklar çok tabii yetenekli. Tabii Türk yaptık oyunu. Yani o oyun Kraliçe Elizabeth üstüneydi. Hı hı. Biz oyunu bambaşka hale getirdik. Evet, yani evet, hepsi Türk. Evet. Yani daha şey olmuş, daha Türklere uyarlanmış, evet, ve bizim gülme anlayışımıza, bizim espri anlayışımıza çok yakın bir hale gelmiş. Çok eğlenceli, mutlaka gidin diyorum tekrar buradan. Ben özellikle ya tavsiye inşallah ediyorum. İnşallah seyrediyordur oyun bana provalarda direnen oyuncuları. Hocam burası da çok cıvık artık. Ve bu insanlar sizin öğrencileriniz, evet, oynayanlar. Onları böyle yetiştirirken hani nasıl bir tarzınız vardır sizin? Ben katıyım ya da ben...
Sıcağım öğrencilerime karşı. Tiyatro bambaşka bir şey. Formülleri kendiniz bulursunuz oyuncu olarak. Ben eğitmen olarak size ancak kilometre taşları arasındaki mesafeleri daraltacak çeşitli tecrübelerimi aktarabilirim. Kendiniz olmanızı sağlamak için yakınlaşırım size, sizi tanırım. Sizin korkularınızla baş etmenize yardımcı olmaya çalışırım. Oyunculuk böyle kaşıkla verilmez. Oyunculuk öğretilebilir bir şey değildir. Bunun garantisi de yoktur. Benle ders yaptınız 9 ay, ben size oyunculuğu öğrettim diye bir şey yoktur. Siz bana gelmezseniz yapamayız. Peki herkes oyuncu olabilir mi? Herkes oyuncu olabilir elbette. Herkes oyuncu olabilir. İsterse? Sadece istemek yetmez. Çalışmak. Oyunculuk çok zor bir şeydir. Herkes oyuncu olabilir. Ancak birincisi yeteneğinizin olması gerekir. Ancak benim neredeyse babam gibi olan pek çok insan için babası gibi olan Müşfik Kenter'in çok önemli bir sözü vardır. %10 yetenek, %90 çalışma. Evet. Çalışma, azim. Halktan biri olduğunuzun, sıradan biri olduğunuzun keyfini yaşayabilmek. Fanus içinde olamaz oyuncu. Çünkü halktan beslenir. Ülkenizin farkında olmak, dünyanın farkında olmak, insanların acı sadece Türk olduğu için, Müslüman olduğu için falan değil. İnsanlıkla ilgili acıları paylaşabilmek, herkesle beraber gülebilmek ve bunları bir yaşam biçimi haline getirmek, verebilmek, iyi insan olabilmek. İyi insan olmadan sanatla uğraşamazsınız. Doğru. Sadece tiyatro değil. Bütün bunlar bir bütün, senelerini alıyor insanın. Çok genç yaşta iyi oyuncu olmak çok güç. Çünkü bu oyunculuk daha çok acılardan besleniyor, hayal kırıklıklarından besleniyor. Büyük ölüm acıları, aşk acıları, hayal kırıklıkları, büyük hatalar, bunları yapacaksınız ki ders alacaksınız, sizde yer edecek. Bunlar da çok eğlendiğiniz, çok güldüğünüz şeylerden beslenmez oyunculuk. Acılardan beslenir daha çok. Bunun için de senelerin geçmesi gerekir. Tecrübe isteyen bir evet, şey. Evet. Bulsunlar bizi. Ben tecrübelerimi paylaşayım. Gerçekten bize de faydası gördük keyfinin yani. Facebook ve Twitter sayfalarından ulaşabilirler. Tiyatro Keyfi'nin bütün biletleri Biletix'te satılır. Ve bize kucak açan Borusan Oto Dolmabahçe sahnede. Bizim yeni evimiz Borusan Oto Dolmabahçe sahne. Çok mutluyuz orada. Çok konforlu, çok huzurlu bir ortam. Borusan'ın desteğinden çok mutluyuz Tiyatro Keyfi olarak. Çok daha ileri gideceğiz. Bizi 3 sene sonra bambaşka bir yerde göreceksiniz. Çünkü çok sağlam adımlarla gidiyoruz. Bütün ekip olarak mutlulukla, huzurla bizim içimize sinen eserler çıkararak. Şimdi Cahide Sonku müzikali 1 Ekim'de yine Borusan Oto Dolmabahçe sahnede premier yapacak. Sadece Nilüfer Açıkkalın'la değil, bütün ekiple canımız çıkıyor her bir detay için. Biz çok çalışıyoruz. Tiyatronun güç bir iş olduğunu biliyoruz. Herkes tiyatrocu olabilir ancak herkes bu acılara katlanamaz. Bunlara katlanmayı göze alanlardan oyuncu olabilir. Sadece hevesle oyuncu olunmaz. Demin dediniz ki ben dekor taşıyorum, beraber yapıyoruz her şeyi. Yani bunları göze almak. Niye taşımayacağım ki? İşte bunları göze alıp tiyatroyu gerçekten sevmek bunu gerektiriyor. Bu arada Shakespeare hafif kısaltılmış versiyonu ile ilgili bir VTR var. Onu izleyelim isterseniz. Hadi. Ona bir bakalım. Hazır mı? Hazır. Bunlar provalardan görüntüler. Evet, evet. Çok yüksek bir enerjiyle oynuyorlar ve sürekli koşuşturma halinde olan bir oyun. O konsantrasyonu nasıl sağladılar ya da bu sizin desteğinizle mi oldu? Çünkü çok yüksek bir konsantrasyonla oynanması gerekiyor. Biz şurada ikimiz konuşurken enerjimiz bir an düşse seyircimiz 1 milyon kişi düşer. Enerji her işte. Önemli. Yani diğer oyunlar enerjisiz diye enerjili tiyatro yapmak bir marifet değildir. Zaten işin gereğidir. O enerjiyi tutmak zorundalar. Evet, hareketli bir oyun, ne yapalım, onlar da daha çok yoruluyor. Çok koşturmanın enerji düştüğü anda her işte öyledir. Doğru söylüyorsunuz. Enerji düştüğü anda o iş gider.
Peki bir şey daha soracağım. Şimdi bu devlet tiyatroları var, evet. Ama seyircisi azalmaya başlamıştı son zamanda. Özel tiyatrolar sayesinde bu tiyatroya olan ilgi yeniden bir canlandı. Öyle değil mi? Tabii türlü görüş var. Ben her böyle şey, pat diye inanmam her cümleye, kuşku duyarım. Hı hı. Bir takım istatistikleri görmek lazım. Devlet tiyatrosunun seyircisinin düşmesi manasız. 3 kuruşa bilet satıyor devlet tiyatrosu. Buradaki mesele şehir tiyatrosu da öyle. Yani bunların sanat yönetmenleri, devlet tiyatrosunun, şehir tiyatrolarının işte biz yüzde bilmem kaç dolulukla oynuyoruz kardeşim. Üstünüzde vergi yükü yok. Devlet sübvanse ediyor. Üstüne 3 kuruşa oyun oynayabiliyorsunuz böyle olduğu için. Kâr etme durumu da yok. Özel tiyatroların üstünde büyük bir vergi yükü var. Sanki özel tiyatro yapılmasın diye uğraşılıyor. Bir gösteriş, herkes, bütün tiyatrocuların onu konuşması da mama veriyor bu şeye, besliyor. Bu sanki devlet büyük yardım yapıyormuş gibi. Ulu fedaatır gibi devlet her sene tiyatrolara yardım yapacağına, gerçek yardım şöyle olur: vergi yükünü tamamen kes ya da azalt. Devlet tiyatrosuna, Kültür Bakanlığı'na ait sahneleri ücretsiz ver. Sahne yok, oynayacak. Devlet tiyatrolarının bir yasası vardır. Yasasının içinde gelirleri bellidir. Ben uzun zaman yöneticilikler yaptım. Müdürlük, müdür yardımcılığı, uluslararası ilişkiler birimi, kuruluculuğu, başkanlığı falan yöneticilikler yaptım. Yasasını ve yönetmeliklerini bilirim devlet tiyatrosunun. Gelirler kaleminde her bir geliri devlet tiyatrosunun açık açık yazar orada. Salon kiralama diye bir geliri yoktur. Bu olmamasına rağmen senelerdir, 20 senedir belki, her özel tiyatrodan devlet tiyatroları gelir alır, marif etmiş gibi. Devlet tiyatrolarının görevi Türk tiyatrosuna destek olmaktır. Devlet tiyatrosunda olmak ya da devlet tiyatrosu olmak her bütün Türkiye tiyatrosuna tepeden bakmak anlamına gelmez. Bir şekilde oraya kapağı atmak da oradakini büyük sanatçı yapmaz. Dışarıda çok 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 iyi yönetmenler, çok iyi oyuncular var devlet tiyatrosunun dışında. Bu sanal, sanıyorlar. Öyle olduğunu sanıyorlar. Küçücük bir tiyatro, baktığınızda Louis Armstrong giderken aya, şeye, NASA'ya gelen ilk cümlesi şöyle: Neil Armstrong. Evet, dünya o kadar da büyük bir yer değilmiş demiş. Evet. Şimdi devlet tiyatrosu o kadar büyük bir yer değil arkadaşlar. Doğru. İçindeki kurumlar, o kurumlara yaslanmaması gerekir. Her bir insanın birey olarak, Avrupalı düşüncesi odur zaten. Hı hı. Birey yetiştirir. Ümmet değil. Bireylerin güçlü olması gerekir. Her bireyin var olabilmesi gerekir. İşte Atatürkçü düşünce odur. Yani körü körüne atam atam, sen kalk da ben yatam değil. Atatürkçü düşünce her bir bireyin kendini geliştirmesi, toplumuna faydalı olması budur. Çalışması. Çehov'un dediği gibi bizi çalışmak kurtarır ancak. Japonya'yı düşünün, Almanya'yı düşünün. İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılmış, erkekleri yarısı gitmiş, çocukları yetim kalmış, başkaları tarafından şey yapılmış, çeşitli anlaşmalarla ordu kurması yasak, sanayi, bir kısım sanayi yapamaz durumda. Bugün Japonya'yı düşünün, Almanya'yı düşünün. Neden? Japonya'da erdem, Almanya'da disiplin. Doğru. Değil mi? Çok doğru. Yani bunlar. Adam intihar ediyor bir şeyi. Ne oldu bizim köprünün bir halat koptu. O onu yaptı, bu bunu yaptı. Aslında şundan da bundan da herkes birbirini atıyor. O sırada Japon mühendis intihar etti. Bundan kimse ders çıkarmadı. Çok doğru. Beşiktaş'ı ayıran nedir? Bütün takımlardan. Erdem çok önemli bir kelimedir. Fransız ihtilalinin kelimesidir. Erdem. Erdem insanlık onuru. Bunlar çok önemli kavramlardır. Beşiktaş'ta kendini yere atan futbolcu bir sene sonra gönderilir. Beşiktaşlı... Taraftarı ıslıklar zaten. Yok efendim, şimdi dalga geçiyor benim arkadaşlarım. Geliyorsunuz da şampiyon olup, biz şampiyonuz biz ya. Çok doğru. Yani çok doğru. Bizim kupa... Antrenörü ne diyor? Yok. Şimdi bizim antrenörlerimiz filozoftur. Lucescu, Bilic, Şenol Güneş. Bizim antrenörlerimiz filozoftur. Oyuncusunun terli sırtına palto koyar. Öbür oyuncuyu yerden kaldırır. Sakatlanan oyuncuya koşar, şey yapar. Kendi oyuncusuna kızar.
Beşiktaşlı olmak onun için bir ayrıcalıktır. Biz şampiyonuz. Değil mi? Çok doğru. Yani Atatürk devrimlerinin peşinde bir hocamız var bizim. Ne diyor? Devrimci Beşiktaş'a dinamik futbol yakışır. Biz şampiyonuz. Biz ne olursa olsun. Geri kalan şeyler teknik şeyler. Ya, yani politikacıya çıkıp şampiyonluk yolunda müthiş bir ivme kazanmaz Beşiktaş. Anlatabildim mi? Evet. Yani Beşiktaş bunları yapmaz. Evet, biz şampiyon olduk. Sonuna kadar hak ettik falan. Bilmem, bana göre geçen seneki şampiyonluk sonuna kadar hak edilmemiştir Galatasaray'ın mesela. Mesela? Hak edilmemiştir. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı olan şampiyonluğu da hak edilmemiştir. Sadece Beşiktaş diye bakmayalım. Buralarda erdem, onur, eşitlik. Beşiktaş elini sıkar yenildiği zaman kendinden güçlü bir takım olursa. Ben onun için Beşiktaşlıyım. Evet, doğuştan Beşiktaşlıyım. Ama içinde onur, erdem, ilke, insanlık olmasaydı ben Beşiktaşlı olmazdım. Gurur duyuyorum Beşiktaşlı olmakla. Madem Beşiktaş'a döndük. Beşiktaşlık doğuştan dediniz. Aile de mi Beşiktaş? Nasıl Beşiktaş? Hayır oldu? Canım, benim babam inanılmaz Fenerbahçeliydi. Öyle mi? Benim Beşiktaş'ı böyle deli gibi Beşiktaşlı yapan Haldun Boysan'dır. Benim çocukluk abim. Bana formalar giydirir, dolaştırır, maçlara götürür. Baba kızmadı mı hiç? Hayır, babam çok demokrat bir adamdı. Hiç. Hiçbir zaman oğlum Fenerli yapayım seni gibi bir hayır, düşünce. Hayır, hayır, hayır. Ne kadar güzel. Ondan sonra içinde hep mutlu olduğum bir camia oldu Beşiktaş. Bu arada Haldun Boysan geçtiğimiz dönemlerde Sabah Keyfi'ne konuk olmuştu. O da iyi bir Beşiktaşlı. Ona da buradan selamlarımızı sevgilerim. O kendini kaybeder. Ben tutabiliyorum. Ama hani şöyle söyleyeyim. Hem Beşiktaş adına hem tiyatro adına çok değişik noktalardan bakıyorsunuz olaya. Bu çok güzel bir şey. Hani sevinmek için sevmedik diye bir kalıp vardır ya. Evet, biz sevinmek için sevmedik ama sevinmek için sevmemenin altını dolduran cümleleri sarf ediyorsunuz. Bir Beşiktaşlı duruşu gerçekten burada yaşıyorum ve görüyorum. Teşekkür ederim. Beni de bir taraftar olarak doldurdunuz. Çünkü evet, ben de sevinmek için sevmedik kalıbına sığınan biriyim. Evet. Ama bu kalıbı farklı duruşlarla ve sizin tecrübenizle ben de şu an doldurmuş durumdayım. Ay, çok teşekkür ederim. Tiyatronun da, tiyatro keyfinin de aynı şekilde taraftarı olmanızı isterim. Beşiktaşlı bir abilerinin ve kardeşlerinin bir tiyatrosu var ve nitelikli tiyatro yapıyor. Lütfen bize ulaşsınlar. Facebook ve Twitter'dan, Tiyatro Keyfi sayfalarından, Biletix'ten, bizim kendi web sitemizden ulaşsınlar. Keyifle ve iyi tiyatro yaptığımızı göreceklerdir. Büyük bir çaba gösteriyoruz. Ülke çok zor bir durumda bugün. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyor. Evlerine tıkılmış durumdalar. Bu ortamda aslında pek çoğumuz tiyatro yapmasak çok daha müreffeh hayatlar yaşayabiliriz. Ancak biz ilkeyle, doğrulukla insan kalmaya çalışarak tiyatro yapmaya çalışıyoruz. Zamanımızı buna veriyoruz. Bildiğimiz meslek bu. Bizi çalışmanın kurtaracağını, genel anlamda ülkeyi çalışmanın kurtaracağını, bıdı bıdı konuşmak değil, bilmediğin konularda ahkam kesmek falan değil. Bütün bunları düşünerek tiyatro keyfinde bir cennet kurmaya çalışıyoruz. Düşünen insanların oluşturduğu bir cennet. Çalışan, sadece düşünen değil, çalışan, tartışan, illaki benim görüşlerim diye bir şey yok. Bizde çok ciddi bir demokrasi var. Herkes görüşünü söyler. Sadece içinde olmasına gerek yok. Benim çok çok iyi dostlarım vardır. Reha Özcan bir oyun oynadı. Rain Man'i müthiş oynadı. Ama hala her attığım adımda benim çok güvendiğim Reha Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu, Ayşe Erbulak. Bu arkadaşlarım mesela benim görüş, onlar da Tiyatro Keyfi ailesindendir bana göre. Sadece onları saydım. 4-5 kişi daha var. Reha Özcan diyorsunuz. Ben onu bir kere sadece bir oyunda izlemiştim. Bent'te bitmişsinizdir. Bent'te küçücük bir şey var. Küçücük, o değil. İşte orada sadece bant olarak, hani görüntü olarak izlemesine rağmen seyircinin başka bir büyük atıyor oyuna. Hani Reha bu ülkenin en iyi oyuncularından biridir. Sadece oyuncu değil, onun kalbi, insanlığı, dostluğu. Reha Özcan bambaşka bir adamdır ve çok iyi Beşiktaşlı. Evet, o da burada konuğumuz oldu geçen sezon yine. Ona da sevgilerimizi iletelim. Hakkı Ergök, tamam mı? Çok ciddi Beşiktaşlıdır. Yani çok
Yani benim yani görüşleri olmadan, ya yani şimdi bu insanlar saydığım Reha Hakkı, Ayşenil, Ayşe falan, bunlar benim için çok önemli insanlardır. Onlar tiyatro keyfinin yönetim kuruludur. Ondan sonra bir oyuna başladığımızda da hepimiz konuşuruz. Yalnızca benim iki oy hakkım var. Sadece o kadar. Her birimiz, bizi provalarda görseniz kimse höt höt zart zurt falan böyle şeyler yoktur. Ses yükselmez. Biz de keyifle tiyatro yaparız. Böyle yapılabiliyor. Sadece herkes görev tanımının dışına çıkmaz çalışırken. Hı hı. Bu kadar. Çıktığımız anda abi kardeşlikten başka bizde sınıf farkı yoktur. Tiyatro böyle yapılabilir. Öneririm devlet tiyatrosuna. Bir anda iyi tiyatro yapmaya başlarlar. Hiç böyle bir parmağım dokunsun, müdahale edeyim diye savaş verme çabanız oluyor mu peki? Olmaz olur mu? Pek çok yazı yazıyorum. Artık tek tük gazetelere yazıyordum. İnternet sitelerinde ilk tiyatro sitesini ben kurdum. O da tiyatrokeyfi.com'du. 20 sene falan oldu. Allah'ım deli miyim ben dedim. Çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar. Herkes kendini büyük sanatçı sanıyor. Ben büyük sanatçı falan değilim. Tiyatro mesleğini nasıl yapmamız gerektiğini söylüyorum. Bu sefer kara koyun oluyorum. Ya da çirkin ördek yavrusu oluyorum. Çünkü herkes bambaşka bir şeyi söylüyor. Ben doğru söylediğimi biliyorum. Çünkü görüyorum, çok para ve zaman harcadım. Avrupa'da yer edebilmek için, orada çalışabilmek için, öğrenebilmek için. Gençken, yeni başladığımda hiçbiri yapmadı. İleri giden insanları aşağı çeken, ötekileştiren bir yapı sadece devlet tiyatrosunda değil, devletin pek çok kurumunda vardır. Türkiye onun için bir türlü hareket edemez. Türkiye'nin hareketi 1923 ile 1950 arasındadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hareketi. Ondan sonra bombardıman başlamıştır. Aynen Sevr Anlaşması'ndan sonra, Lozan'dan sonra dedikleri gibi bir gün Sevr'i yaşayacaksınız. Buna karşı bu cümle çok önemlidir. O cümleye karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının kendi mesleğini en iyi yaparak, en aydın, en eğitimli insan olmaya çalışarak bunlarla uğraşması gerekir. Çünkü bağımsızlık çok önemlidir. Dil çok önemlidir. Dilimizi korumamız gerekir. Dil bir ulusun bağımsızlığının göstergesidir. Yani bugün bunların hepsi yani hiç düşünülmeden, 10 sene sonrası düşünülmeden sadece böyle opportunist, o günü kurtarmaya yönelik, insanlar birbirinin sırtına basarak, kimse kimseye vermeden falan böyle bir kaos oluştu. Ve bu kaosun içinde günlük kazançlardan herkes çok mutlu. Ben bu saçmalığın içinde yaşamak istemiyorum. Onun için devlet tiyatrosunda çalışmıyorum. Şehir tiyatroları, şimdi müthiş bir adam var başında, Erhan Yazıcıoğlu. Benim çok inandığım, çok güvendiğim müthiş bir abimdir. Ancak bana oyun yönettiremez. Şehir tiyatroları devamlılık esastır. Seyirciden, benden değil. İki kapalı gişe giden oyunu kaldırdığı için seyirciden özür dilemedikçe şehir tiyatrolarında oyun yönetmem. Devlet tiyatrolarında bana oyun yönettiremezler. Evet, o kurumdayım. Yönetmem. Tercih etmezsiniz. Yönetmem. İlkelerim benim için önemli. Ben şahaneyim, müthişim falan demiyorum. Benim gibi 200 kişi daha dursa, bugün özerk olan devlet tiyatrosu, devlet tiyatrolarının yasası vardır. Devlet tiyatrolarının, politikacıların devlet tiyatrolarının bu kadar içine girmesi, müsteşar yardımcılığı, müsteşarlık, bakanlık, milletvekilliği falan peşindeki yöneticileri yüzünden olur. Yoksa yasası vardır. Devlet her dünyanın her tarafında olduğu gibi sanattan para kazanılmaz. Sanatın kazancı, devlet tiyatrolarının varlığının kazancı ülkeye aydınlanma, eğitim olarak gelir. Bu parayla falan ölçülebilir bir şey değildir. Para olarak tabii ki zarar edecek. Neden sübvanse ediliyor? Sen sübvanse ettiğin kurumdan bir de kar bekle. Bu gerizekalıca bir düşünce. Bir yönetici de bunun karşısına çıkıp ne diyorsun kardeşim? Para olarak biz kar edemeyiz. Öyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir önünde böyle şey yok. Karışma bakalım benim işime diyemiyor. Dediği zaman eyvah ben görevden alınırım diyor. Alınırsın, bizim başımızda kral olursun. Hoş, benim başımda kimse olamaz da. Ben hep özgürüm. Şimdi yani bunun içinde bir reji, bir rol falan için etrafında bir sürü yalakalar falan olduğu zaman da insan sadece tiyatroda değil. Pek çok yerde insan koltuk, masa falan insanı bozar.
Bunlar bizim arkadaşlarımız, birlikte soyunduğumuz, giyindiğimiz, birbirimizin donunu gördüğümüz arkadaşlarımız birdenbire bizden farklı, tepeden bakan müthiş insanlar gibi çıkıyorlar. E ben gülüyorum, gülmesem tokat atarım. Gülüyorum. Çok komik, çok yazık. Devlet tiyatroları Cumhuriyet'in en önemli kurumlarından biridir. Ben böyle konuşuyorum diye düşmanım falan sanıyor sığ beyinliler. Ben onun içinde doğdum. Ben Savaş Başar'ın oğluyum. Baykal Sararı'ndan, Kerim Afşar'ından, Ayberk Çöloğ'undan, Meliha Arsın'dan, Tugay Aktüresi'nden. Bunlar bu büyük sanatçıları devlet tiyatrosunun onlar sanatçıydı, oyuncu değil. Onların kucaklarında büyüdüm. Turnelerde gezdim. O kurumda doğdum. O kurumu herhangi bir liseden mezun olup kazara oraya falan filan bunların hepsinden daha çok severim. Doğru dürüst yönetsinler o kurumu, doğru dürüst tiyatro yapsınlar, kendilerini geliştirsinler. Umuyoruz ki ilerleyen zamanda da bu böyle sana olur. Ceza veririz. Gülerim çeşitli organlarımla. Doğruyu söyleyin, ilkeli olun, tiyatro yapın. Sadece orası değil, bütün ödenekli kurumlar. Bütün ödenekli kurumlarda bu zengin bir ülke değiliz biz. Eğer halkın parasını kullanıyorsan tek bir kuruşun hesabını yapacaksın. Nitelikli hak eden insana vereceksin. Farklı görüşleri özgür düşünce olmadan sanat yapılamaz. Sanat için sanat diyelim. Bu arada reklama gitmemiz gerekiyor. Pardon. Sizden özür dileyerek. Pardon. Bir reklam arası rica ediyorum. Sonra tekrar yanınızda olacağız.